Baba, ne olur kızma. Senden önce ölüyorum diye kızma ne olur. Güçlü ol, tamam mı? Alışkınsın sen. Sevdiklerini kaybetmeye alışkınsın. Vallahi istemeyerek oldu. Yoksa hır gür yaşıyorduk bir şekilde. Ben de memnundum yaşamaktan. Şu manzaraya bir bakın. Bu taşıdığın Ayşegül mü? Hayır, hayır. Bu taşıdığın Ayşegül değil. Sanki kollarımda bütün kainatın yükü, binlerce mutsuz aşığın cesedini taşıyorum. Şimdi kucağımda yatan bu cansız beden, sevgilim, Ayşegül'üm. Ölürken, bende kalan tek akıl kırıntısını da beraberinde götürecek. Hayatımın bütün anlamını alıp gidecek. Acıdan bir dağ düşünün, sanki üstüme devrilmiş. Dünyadaki tüm balinalar sanki aynı anda karaya vurmuş. Göçmen kuşları düşünün. Sıcak iklimlere varamadan acımasız bir avcı hepsini vurmuş. Yaşamaya verilecek en güzel tepkidir delirmek. Hayatıma bir kız girmiş. Nasıl desem? Sanki ben çıkmışım kendi hayatımdan. O kalmış geriye. Ama şimdi o da gidiyor. Takside onu ilk gördüğüm günden beri ben sadece onun için nefes almışım. Yaptığım her şeyi onun için yapmışım. Bütün kavgamı onun için vermişim. Kalbim sadece o var diye atmış.
İnsan neresiyle aşık olur? Kalbiyle mi? O zaman niye deliriyorum? Aklıyla mı? Akıl aşka en uzak şey. Ya da deliren aklımız değil, kalbimiz o zaman. Evet. Kalbi deliren ilk insan olarak bunda da tarihe geçiyorum. Yaz bakalım İsa. Yaşadığı sonsuz acı sonucu zayıf yüreği kaldıramayarak kalbini çıldıran Ahmet Poyraz Karayel, kapatıldığı akıl hastanesinde aşırı rutubet sonucu verem olarak İsa. Yazma be İsa. Yazma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.